Şimdi başta biz genel olarak estetiğe ilgiden söz ettik. Hemen düşündüğümüz kadınların daha fazla ilgi gösterdiği ama erkeklerin de giderek artan bir ilgisi var zannediyorum, değil mi? Burada bir bize aktarabileceğiniz bir son istatistik ya da bilgi var mı? Hayır, hızla artıyor erkeklerin oranı. Yani erkeklerin ameliyatları çok artıyor, oransal olarak da çok artıyor. Ama gene de bizim hani hasta grubumuz majör olarak kadınlar. Erkekler ne yaptırıyorlar daha çok? Daha çok burun ameliyatı yaptırıyorlar. Liposuction çok yaptırıyorlar. Son zamanlarda göz kapağı ameliyatları çok artmaya başladı. Göz kapağı düşüklüğü mü? Evet. Erkeklerde ciddi kalın olduğu için çok yıpranan bir yer orası. Bir de tabii erkeklerde iş hayatında kompetisyon çok arttı artık. Ve görüntü dinamizmi yansıtan bir şey. Dolayısıyla bu hakikaten... Hani... Anlasınlar bakalım kadınların durumunu desem evet, burada. Evet. Şimdi biz sona doğru geliyoruz. Aslında tüm bunları konuşurken bu estetiğe giderek artan ilginin temelinde işte günümüz insanının mükemmeliyetçilik arayışı diye ben kendimce bir değerlendirme yaptım ama bir yandan da dünyada aslında bir doğallık akımı var. Çelişen bir durum gibi gözüküyor. Örneğin Amerika'da özellikle doğallık akımı çok fazla öne çıkarken siz de sözünü ettiniz. Aynı hızla estetiğe de başvuruluyor. Niye? Aslında bu çok çelişen bir şey değil bence. Babaannem 70 küsur yaşındayken hani binebilseydim bisiklete binerdim derdi hep. Ruhumuz yaşlanmıyor. Ve artık elimizde öyle imkanlar var ki bu şeye benziyor. Yani doğallık yanlısıyız ama o yüzden araba kullanmayalım. Hayır, teknoloji şu anda elimize öyle imkanlar verdi ki vücudumuzu ruhumuza denk tutabiliyoruz. Bunu kullanmamak bence doğaya karşı durmak bu. Bu bakış açısıyla hiç bakmamıştım. Peki şöyle söyleyelim. Bu o kadar hızla gelişen bir yöntem ki takip etmek gibi bir zorluk da var. Açıkçası giderek bütün kadınların birbirine benzemeye başlaması ya da hiç kimsenin yaşını göstermemesi size normal geliyor mu? Hiç kimsenin yaşını göstermemesi süper bir şey. Çok güzel. Bunu destekliyorum. Şey. Hayır, yani geçenlerde böyle bir konuşma oldu. En güzel kadın 20'li yaşlardaki kadındır. Peki ama en çekici kadın 30'lu yaşlardaki, 40'lu yaşlardaki kadındır. Bu başka bir şey. Bu kadınların da genç olması, genç kalması çok güzel bir şey. Yani bu ayrı ama herkesin birbirine benzemesi, burada yapılması gereken şey belki hastalar tarafından. Doktorunuza gidiyorsanız ve gençlik, yani gençliğe dönecek bir ameliyat yaptırıyorsanız eski fotoğraflarınızı yanınızda götürün. Ha, bu önemli. Evet. Yani ben ne istersem onu yapmamalıyım. Evet. Sizin eski halinizi yapmalıyım. Bu önemli bir not. Şimdi ben çok hızla sorulardan da gitmeye çalışacağım. Mesela yanık izlerini gidermede son durum nedir diye bir soru gelmiş. Önemli bir soru. Yani belli bazı bu hücresel tedavilerde doku mühendisliğinin devreye girmesinden hani bir iki ışık var önümüzde tünelin ucunda. Ama hala çok şey yaklaşıyoruz bu işe. Dikkatli ve yavaş. Evet, aynen öyle. Göz kapağı kaldırmak için en sağlıklı cerrahi yöntem nedir? Bu dikişli bir ameliyat mıdır diye sormuş. Bu arada bir de estetik dikiş diye bir efsane var. Değil mi? O da şehir efsanesi. Estetik dikiş estetik cerrah tarafından atılan dikiştir. Bu kadar. Sonuçta her dikiş estetik olmak zorunda eğer estetik aynen. Operasyonsa. Aynen öyle. İkincisi daha kötüsü lazerlen dikiş diye bir şey var. Bizi bu öldürüyor. Yani... Yok mu böyle bir Hani lazerden siz bir uyduyu vurabilir. Lazer yıkıcı, kesici, delici bir şeydir. Böyle bir şey olamaz. Hastalar ne olur bunu sormasınlar bize. Peki göz kapağı kaldırmak için en iyi yöntem? Blefaroplasti dediğimiz ameliyat üst göz kapağından ya da alt göz kapağından kirpik içinden girilip yarım saat, bir saat süren, hani çok derin narkozlar gerektirmeyen, hasta için basit, 3-4 gün içinde her şeyin toparlanabileceği bir ameliyat. Devam ediyorum. 40 yaşındaki bir bayanın göbeğindeki sarkmayı nasıl düzeltilir ya da düzeltmek gerekir? Deri elastikiyetine bağlı. Eğer derinin elastikiyeti iyiyse o zaman liposakşından düzeltilebilir. Eğer karında gevşeme varsa o zaman içeriye bir korse yapmak gerekebilir. O zaman endoskopik karıngelme dediğimiz içeriden korse yapmak gerekebilir. Deri gevşemişse, deride hani o çatlaklar vesaire olmuşsa o zaman abdominoplasti dediğimiz karıngelme ameliyatını yapmak lazım. Hastanın durumunun görülmesi lazım doğru karar için. Böbrek ameliyat izini kapatmak mümkün mü diye bir soru var. Hiçbir iz kapatılamaz. Ancak saklanabilir. Hani biz de iz yaratıyoruz ama o izleri bir yerlere saklıyoruz.
Bazı izler çok kötü dikilmişse bir yere kadar düzeltilebilir ama şu anda izi yok etmek diye bir şey söz konusu değil dünyada. Ve bir soru, son soru diyeceğim. Seçerek gidiyorum. Çok soru var. Evet, fiyat sormuşlar. Göğüs estetiği konusunda hakikaten belki de bir soru da o. Yani genel göğüs estetiği demeyelim de estetik operasyonlar çok maliyetli mi? Değil. Yani bin küsur dolarlardan başlıyorlar. Tek bir ameliyatın fiyatı işte 4-5 bin, 6 bin dolarlara kadar çıkabiliyor. Ama yani göğüs ameliyatları 3 bin dolarlar, 4 bin dolarlar civarında oynuyor olması gerekiyor mantıken. Yani hani şu anda kullandığımız malzemeler göz önüne alındığında. Ben çok teşekkür ediyoruz. Çok soru var. Belli bir aradan sonra tekrar konuşuruz gibi geliyor bana. Tamam. Yenilikleri ve bilinmesi gerekenleri anlatmaya çalışıyoruz. Operatör Doktor Tunç Tiryaki konuğumuz oldu. Estetiğe dair konuştuk. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ardından edebiyat sohbetimizle de devam edeceğiz. Mehmet Eroğlu konuğumuz olacak.